İstanbul Bahçeli Evler'de lüks bir siteden milyonlarca lira verip ev aldı ama İranlı kiracısı pişkinlik yapıp çıkmayınca da ortada kaldı. Tapusu bende ama oturamıyorum diyen genç adam şimdi yardım bekliyor. Şu anda Türkiye şartlarında benim evim 5 milyon lira ve bu eve giremiyorum. Tapusu bende ama ben oturamıyorum. Aidatını ben ödüyorum. Milyonlarca lira para verdi. Lüks ve güvenlikli bir siteden daire aldı. Ama İranlı kiracılar evden çıkmayınca ne yapacağını şaşırdı. Benim kendi ülkemde bu insanlar benim evime şu anda tabiri caizse çökmüşler. Evimden çıkmıyorlar. Konuşabilir miyiz? Evimden ne zaman çıkacaksınız? Siz evinizden ne zaman çıkacaksınız? Biz bilmiyorduk buranı satacaklar. Ümit Yazgan 5 ay önce Bahçeli Evler'deki bu lüks siteden 51 numaralı bu daireyi satın aldı. Tam 3 milyon 300 bin lirada para ödedi. Evi satın aldığında dairede İranlı bir aile oturuyordu. 3. ayın 5'inde kira sözleşmeleri bitiyor 1 yıldan. Çıkacaklarını söylemişlerdi ve öyle konuştuk. Başına geleceklerden habersiz yeni evine taşınmak için hazırlık yaptı. Oturmuş olduğum evi boşalttım. Kontrat süreleri doldu ama ideal göre İranlı aile evi boşaltmadı. Kira fiyatları çok yüksek. Biz nereye gideceğiz diyerek dairede oturmaya devam ettiler. Üstelik aylarca ne kira ne de sitenin aidatını ödediler. Bana diyorlar ki mahkeme 1,5 yıl sürer. 1,5 yıl sonra zaten biz İranlıyız. Bu ülkeden gideceğiz. Tam icra gelirken borçlarını ödediler ama evden çıkmamakta direndiler. Konuşabilir miyiz lütfen? Avukatınız geliyor. Pardon beyefendi. Polisi arıyorum. Tamam arayın polisi. Her zaman geliyorum böyle. Kapıyı kapatıyorlar. İranlı ailenin avukatı da onu suçladı. Kiraların aşırı artması nedeniyle müvekkilimi tahliye etmenin peşinde diye düşünüyoruz. Yabancı gelmiş benim ülkemde benden daha çok haklı. Ben yetkililerimden yardım istiyorum. Ya mağdurum, zor durumdayım.